biçim değil mi? Aldık. diyecek? Gel baba. Eski açık YouTube kanalına ve Bu Ne Biçim Hikaye Böyle'nin yeni bölümüne hoş geldiniz ve yanımda her zamanki gibi Hüseyin kıyıcı var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Iyi, misin? i̇yi şükür sen nasılsın? İyidir, çok sağ olasın. Bugün kritik bir konu seçtik seninle. Evet. Ee, ...zaten şimdi başlıkta gören olacaktır... ...kapaklarda falan... ...ama biraz kritik bir konu... ...biraz diken üstünde yürüyeceğiz... ...senle beni de aslında... ...coşturabilecek konulardan bir tanesi bu... ...yani 90'lara gideceğiz... Evet. ...döneceğiz, 2010'lara gideceğiz... ...2000'lerde olacağız falan filan derken... ...yurt dışına çıkacağız, yurt içinde kalacağız... Evet. Ee, ...enteresan bir konu... ...ama biraz diken üstünde yürümeye de... ...dikkat edeceğiz yani sanki... Yani, onu da. Ya ...yapmadığımız şeyler değil <laughs> <laughs> ...o zaman bu bölümün konusu... Futbol tarihinin sansasyonel aşkları. Bayağı gündemi meşgul eden, Televole'ye konu olan. Şu an müziği kafamda çaldı. Değil mi? <laughs> Televole <'nin gülüyor> müziği kafamda <gülüyor> çaldı. Jingle <laughs> çaldı. Bu, bu bölümün introsunda onu yapabilirmişiz aslında. Tam o tam o <laughs> şey yani gündem. Ve e, futbol figürlerinin e, daha böyle işte şarkıcılarla, e, mankenlerle yaşadıkları ve gündemi çok meşgul eden aşkları konuşacağız. Ve ilk sırada aslında gelmeden önce başlayan bir aşk. Yani Türk futboluna... E, gelmeden önce ve sonradan Galatasaray'a geldikten sonra başlayan bir aşk. Wesley Snyder, Yorante kaba Galatasaraylıların resmi olarak ilk yengesi olabilir. Evet, kesin. Sansasyonel nitelikte. Tabii Snyder'ın Galatasaray'a o dönemki transferi dünya çapında ses getirmesi mevcut durumda. Yani 27-28 yaşında Snyder alıyorsunuz. Bu adam Galatasaray'a gelmeden önce Serie A'da şampiyonlar ilk kazanmış. Dünya Kupası finali oynamış. 2 yıl, iki buçuk yıl sonra Türkiye'ye geliyor. Yolante'nin mesela o dönemki birlikteliğinde de hep şu vardı. Türkiye'yi seviyor mu? Türkiye'de kalıcı olacaklar mı mesela evet. o endişeye binaen öyle Deep bir beklenti. Yolantekaba hala Türkiye'de iş yapıyor bu. Arada. Yapıyor değil mi? Evet. Yapıyor. Snayder'de de yapıyor. Sürekli de geliyor. Snayder'de de yapıyor. Evet, Ayrılmış olmalara rağmen. Eee tam ne iş yaptığını bilmiyorum ama moda anlamında e, Yolantekaba hala Türkiye'de bir işte çalıştığı hmm. firmalar vesaireler var yani. Snayder'de bildiğim kadarıyla inşaat işiyle uğraşıyor. Buradaki yolların <laughs> evet. inşaat inşaat işi çok aşina aşina bir şekilde devam ediyor ülkemize. <gülüyor> <gülüyor> Parayı koyacağı yeri iyi biliyor. Buna bir takip şöyle diyebiliriz? Yani ayrıldıktan sonra ben Snyder'ın bir röportajını okumuştum. Hani özellikle çok aşırı kilo aldı dedik ya. sporculuğu bıraktıktan evet, evet, sonra yani Galatasaray'dan ayrılığı sonra kısa bir Katar kısa bir Nice macerası. Sonra Katar. Sonra Katar macerası. Nice'te tutunamayıp oraya gitmesi işte orada futbol adına bir şeyler yapması. Hani futbol bıraktıktan sonra şey diyor. Çok diyor, partiledim diyor. Yani çok parti, Gece hayatı, aşırı Anki gece futbolu hayatı. bırakmadan önce partilemiyormuş gibi. <laughs> yani bir de öyle bir durum var. Çok alışkanlık yaratmış herhalde bir da tahribat yaratmış. Ardından hani bu partilere yol yolantisiz çok katıldım diyor. Çok işte onun olmadığı partiler ama devamlı alkolle beraber birlikte. Zaten tabii hani çok aşırı kilo almasında bir sebep sebeplerinden bir düzensiz yaşam. Evet. Hani bu zaten hani günümüzde de yerli futbolcularda da görüyoruz. Hani birden kilo almaları, düzensiz fit, olma, fit olmaktan çıkmalarını. Snyder biraz da bunu abartmıştı zaten futbol oynarken de. Ondan sonra tabii süre gelen birlikteliğin sonu. Yolanta ondan sonra sanırım Türkiye dediğin gibi geldi ama magazin figürü olmadı. Magazin figürü olarak değil. ha Olmadı. Bayağı normal kendi de işini devam ettirmek tabii, tabii. için geliyor sürekli. Zaten Vesti herhalde çocukların ismi de. West'e büyümüştür artık. Uzun süredir görmüyoruz ama Snyder'ın olduğunun ismi Vesti. Hava mıydı? Yok. X de, e bir şeydi evet evet. Ses Sava. Ses Sava değil ses mi? Ses Sava. Doğru. Ses Sava. Ya ben yazılışını söyledim. Aynen. Şey, <laughs> Ölümlü dünya <laughs> <rapi> gibi. <laughs> ama Mesela şey düşünüyorum. Çok böyle Snyder'ın da mutlu birliktelik varken Galatasaray'daki performansını düşünerek son hmm. bir yılını saymazsak hep böyle sağ içine fokuslanmasını sağlayan da Yolante'ydi herhalde. Kesinlikle. Ya şey diyebilir miyiz? Hani bu internet geyiği var ya işte hiç tanımadığımız iki insan ayrılıyor ve millet şey diye yorum yazıyor. Ben aşk olan inancımı kaybettim falan filan <laughs> diye. <laughs> Bunun en yakışacağı çift bence şeydi Vesti evet. ile Yolante'ydi evet. yani. Evet yani bahsettiğim gibi abi... Buradaki işte... ...magazin figürlü işinde bile hani... ...şeyi hatırlıyorum ben. Bazı filmlerden teklif veriyordu. Müthiş teklifler de alıyoruz Çok teklif alıyordu. Bir polis akademisi... ...çekildi Mehmet Ali Erdoğan. Orada de, oynadı. Evet, evet. Mesela bir reklamlarda oynadı yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Orada Doğru. oynadı ama... ...Türkiye'yi de seviyordu yani. Özellikle ile ilgili düşüncelerimizde. Galatasaray'dan mesela... ...şampiyonluk sonrası müthiş teklifler aldı 2015'te hala. Yani Türkiye'den ayrılması... Hep konuşuyorlar United'a Mourinho ile döner mi diye. Evet. Ondan sonra tabii kariyerini de başka bir yere kırdı Sinay'da. E tabii burada belki Yolant e yanında ol, olsaydı daha çok savrulmasını engelleyebilirdi. Zaten 2019'da ayrıldılar. Ve bir e, Hollanda kanalına verdiği röportajda hep şey diyor. Ne kadar büyük bir hata yaptığımı onu kaybettikten sonra evet. anladım evet. diyor. ki Genelde zaten böyle hatalar kaybettikten sonra anlaşılır. Ya şey aklıma geliyor abi hatırlarsın. Bizim Duayen teknik adamlarımız da hep söylermiş yani. Eskiden de söylermiş. Hani siz... Galatasaray futbolcusuysanız... büyük kulüplerde oynuyorsanız en güzel yerlerde yemek yiyeceksiniz. En güzel kadınlarla beraber olacaksınız. En güzel kıyafetleri giyeceksiniz. Hani bir Galatasaray'ın oyuncusu veya işte başka bir takımın oyuncusu bunu kısıtlayamaz. Bunu şey yapamaz. Hani kendisini bu noktadan çekemez. Yediğinize, içtiğinize dikkat edeceksiniz. Hayatınıza dikkat edeceksiniz. Bu mesela Snyder'ın belki Hollanda altyapısından da almış olduğu bir birikim beceridir. Ki zaten da Milano'da yaşadığı günlerden itibaren her zaman o işte Altın Top ödülünü aldığı süreçte dahi her zaman bir figürdü, bir yıldızdı. Evet. O yüzden Türkiye'deki uyumları da yani marka değerini de iyi taşıdılar diye düşünüyorum. Ne zaman hayatın düzenini bozduğun anda bütün hayatın tepe taklak gidiyor ya. Snyder örneğinde Hadi. olduğu gibi. Şimdi çok pişman. İbrahim Erkal'ın bir şarkısının onda söylediği bir laf vardır. Unutma. Hep, hep, hep sonradan anlaşılırmış değerler. <laughs> hep, so şey, hep sonradan anlaşılırmış meğerler. Hep sonradan bilinirmiş değerler. Nasılsa İbrahimler, gitti giden? İbrahim Erkal tapiç. Aynen öyle. Nasılsa gitti giden, boşuna ah etmen falan filan diye öyle bir şeyin vardı. Tam Snyder'lik yani. Evet, evet. Evet. Ve sıradaki sansasyonel aşkımız Aysun Kayacı, Emre Aşık. Ne Aysun... alaka krizine girdiğin aşklardan biriydi değil mi? Abi şöyle. Şimdi Türkiye'de bütün ünlüler unutulur. Bak bütün ünlülerin bir prime dönemi vardır. Evet. Ama bazen hiç gündeme gelmediği dönem vardır. Sana bir soru. Aysun Kayacı prime dönemi. Sence goat mudur? <laughs> Goptur. <laughs> Ama şöyle. Kadın piyasada yok. Uzun yıllardır Türkiye'den ayrı Londra'da yaşıyor. Evlendi. Evet. Ama yılda 3 defa Aysun Kayıcı'nın adı anılır. İki seçimden mi? <laughs> bir de sansasyonel bir yana anılır. Bak ne kadar anılıyor musun? Emre Aşık bu kadar anılmaz biliyor musun? Aynen öyle. Emre Aşık yorumculuk da bile bu kadar anılmaz. Ama öyle bir zaman gelir ki Aysun Kayıcı'nın adı yılda 3 defa kesin anılır yani. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Kesin abi kesin. bir bir, bir TT'ye girersin tamam mı mesela bak. X şimdi yeni adıyla X bir bakarsın dersin ki ya bu Aysun Kacı niye TT olmuş acaba yeni son halini falan mı göreceğiz. O meşhur <laughs> evet. meşhur meşhur cümleyi görürsün. Çok anlı, ben bir yüzey. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> ama ama abi şöyle şimdi ben 98'de bu birliktelik başladı. Evet. 98'de ne bereketli yılmış <laughs> ha. Hakikaten Az sonra konuşacağız. Biraz, biraz sonra geleceğiz. <laughs> bu birliktelik başladığında şeyi hep duyuyorduk abi mesela. Emre'nin kariyerini Aysun şekillendiriyor. Mesela Emre Aşık küçük bir Fenerbahçe macerası var 93-94'te. Işte, sonra İstanbulspor yapıyor Cem o dönem astronomik teklifleriyle. Ardından Galatasaray yapıyor. O da şeye denk geliyor değil mi? Cem buradaki herkes gidecek. Tabii, tabii. O, Herkesi göndereceğim. Bir iki sene oyunculardan Galatasaray... Futbol hayatlarını bitireceğim falan dediği bir Bir şey şansızı var. var. UEFA takımından bir sene sonra geliyor. Evet. Yani o, o, o denklemde bir sene sonra geliyor. Lüçescu'nun da çok süre verdiği bir oyuncu şampiyonlar günlerinde. Ama Popescu ayrıldıktan sonra Bülent Korkmaz'ın yanındaki as tandem oyuncusu oluyor. Kesinlikle. Ve Galatasaray'da bir şampiyonluk yaşıyor. Şampiyona, iyi bir şampiyonlar ligi oynuyor. Ve Galatasaray macerasından sonra ayrıldığında Aysun Kayıcı ile yine birlikte ve Beşiktaş'a e gidiyor oradan. Hani o süreç yönetiminde hep Aysun Kayıcı var. Ve abi dünya tarihinin en büyük 10 afetinden biri. Hint, Endonezya'da yaşanan o tsunami'li depremde bunlar sevgiliyken yakalanıyorlar orada. Yani o 10 afetten birine yakalanıyorlar. <laughs> Kader arkadaşı ediyorlar. Ama ben %100 katılıyorum abi. Türkiye'deki manken işte futbolcu figüründe en zirve taptır yani. Emre Aşık da o dönemlerde hani futbolcu dediğin zaman, yakışıklı futbolcu dediğin zaman... Tabii. Tap. Yani, yani Vedat bir Emre de. Aşık... Aynen Vedat İncefe, Emre Aşık... Başka geliyor mu aklına? Ee, yakışıklı futbolcu... Bir sonraki kuşak İlhan Mansız. Ha aynen İlhan ama tam aynı kuşak değil. Değil yani Aynı değil. anda konuşulmadıkları için. Onların e, bitmeye yakın baş, ilanın başladığı dönem. Onların şeyde jenerasyonda hakikaten ikisi vardı Tabii. yani. Bir konuşulan. De, bir de abi yani televolenin patladığı zamanlar mutlaka ki bir magazin figürü, bir süper yıldızla işte bir işte oyuncu, sanatçı. Onunla hep futbolcuların böyle yakıştırıldığı. Eskiden ne güzeldi o televoleler ya. Abi orada inanılmaz ya. Çok mesela hep hatırla ya mesela bir şey olurdu televolede bir hafta onun reklamı dönerdi. Aynen öyle. Futbolla magazinin bu kadar. Ha, iki tarafa da eriyordu. Hem magazin içeri çıkıyordu. Şimdi nerede abi şimdi? Instagram'dan oluyorlar. Hemen tamam, magazin bülteni yapıyorlar. Instagram'da bilmem kimi görüyorsa. takip etmiş, bilmem ha. neyi yanlış yani, beğenmiş falan filan. Yani. Yani. O Orada bildiğim bayağı magazinin dibi konuşuluyordu tabii. yani. Acun Ulucalı millete o zaman muhabirken yapışıyordu mesela. Aa, evet, evet. Akınsel vardı. <laughs> Akınsel aynen. şey, iğrenç espri yaptırıyordu değil mi? Tabii Akınsel. Tabii, tabii. tabii. Şey, bilmeceler falan sorduruyordu. Tabii, abi mesela şeyi hatırlıyorum ben şimdi. Sergen Yalçın salonda çalışıyorlar. <laughs> İnanamamıştım. Ayağıyla basket attı ya. Ha, evet, tabii. evet. Ya yani bunu kaç kere denedi acaba? <laughs> Tık bir koydu basket. <laughs> ben şeye çok girmiştim ya. O zaman Hakan Şükür ve Alpay Özalan'ın uçakta arka koltukta ardı ardına espri yağdırdıkları bir bölüm vardı. Tabii tabii aynen. Çok iyiydi yani o. Ee, şimdi işte kulüplerde oyuncularını gerçekten kendi kanallarından bile koruyorlar. Koruyorlar. Yani. Ve abi şey hatırlıyorum mesela Galatasaray'ın 97-98 tabii Marmaris'te gittik 9 puan gerideyiz. Fatih Hoca'nın şeyi var mesela. Ben diyor bir ara diyor ne zaman televizyon açsam diyor bunları görüyorum diyor. Takım 9 puan geride. Şanssızın bülbülleri lakabı takmış. Her hafta televizyon, <gülüyor> televizyon <gülüyor> siz de gelin bakayım dedim diye aldım götürdüm bunları diye. götürmüş Silivri. <laughs> bir güzel orada bir <laughs> anlayın siz laciverde boyamış. Sonra da kampa götürmüş abi. Ondan sonra zaten takım bir kendine geliyor. Ama içerik konusunda hiç sıkıntıya düşmüyorlardı. inanılmazlar abi. Evet, evet çok zenginli yani gerçekten. Yani şeyi hatırlıyorum. Suat Kaya suyun altında işte... 5 dakika durdu. Merak şey, yürüyordu. Yürüyordu, yürüyordu. Suyun altında, yani yürüyordu. Suyun altında yürüyordu. Ve büyük yani şey gibi. Guinness Rekorlar kitabına girmiş gibi işte ne bileyim bir mucize gerçekleşmiş gibi evet, evet. bir hafta reklamını yapmışlardı. Aynen, evet. Suyun altında yürüyen futbolcu kim? Hatırlıyor musun onu? Bir de program başlardı. Onu ha. vermezlerdi. En sonuna kadar izletirlerdi onu. <laughs> Ondan sonra bir açıyorduk şey televizyonu Suat Kaya bayağı bildiğin havuzun altında yürüyor. İşte şöyle yapıyor bir yandan da. Şey vardı. O da televizyon olabilir. C Ceyhun Yılmaz Galatasaray'daki saçını gazıtan futbolcu kim? Bir saat izlerdik mesela. Bir bakardık şapkayı bir kaldırdı Ümit Davalı çıkardı. Arkası <laughs> <fırınıyor>. dönük. <laughs> Ve sıradaki sansasyonel aşkımız David Beckham. Victoria Beckham. Bu işlerin tapı mıdır? Kesinlikle. Bu işlerin tap noktası mıdır? Kesinlikle abi. Bence de. Yani kalite olarak, sansasyonelin büyüklüğü olarak her anlamda tarihin bence en büyük magazin figürleri yani. David Beckham, Victoria Beckham. Markalaşma, endüstriyel, endüstriyel Tabii, kültürde bunu markaya kesinlikle. döken de zaten Victoria'ya yaptığı evlilik. Alex Ferguson'un neden Hakim güç figürüne karşı gelen de Victoria olması da burada anlaşılır. Sence başta. Ferguson haklı mıydı orada? Abi bence çok abartmış ya. Bence de abartmış. Ya sahiçi performansı gerçekten Beckham veriyordu. Her zaman verdi. Evet. Yani biraz böyle şeyi görüyorum. Ferguson biraz old school ya. Aha. O dönemde mesela old school'du. Sonraki 2008'deki şampiyonlar kazandığında Ronaldo kadroda da, da o, o şekildeydi. Ve takımdaki hakimiyetinin bence kimseye iltimas geçildiğini düşünmemesini istiyor oyuncuların. Olabilir. Yani Roy Kim'lerin, Scholes'ların, Gilkslerin, Beckham'a işte çok magazin figürü ve başarısızlıkları ilk dayak yiyen Beckham'mış ya İngiliz medyasında abi. Şu an, yani Dünya Kupası'nda adam kırmızı adamı bak ben şimdi şu an mesela şey yapıyoruz yani futbolculara çok yükleniyorsunuz falan filan Tabii, tabii. arada bir adamın şey beyler yavaş olun ya. falan diyoruz. Ya adamın şey ma maketini... Tabii. bir şey ya. Tabii, tabii, tabii. İngilizler de var ya felaketmiş abi tabii, bu konuda. Tabii. Gerizekalıdan tutmuyorlar için. Hadi bakalım bir topçuya gerizekalı bir desin bakayım basın. Ama şey çok enteresan ya yani böyle aşırı saplantılı bir ilişki i̇şte daha yeni be belgeselini izledik 4 saat araba kullanıp Victoria Beckham'ın yanına gitmeler falanlar filanlar çok ciddi saplantılı bir ilişki ya saplantılı tam aynı şey mi bilmiyorum ama 4 saat birinin yanına o araba kullanıp 10 dakika görüp geri Tabii. döner misin yani? Tabii canım Spice Girls zamanları peki sana ne sorayım ona keskin Hadi. aldattı mı sence David? Aldatmış. Bence de aldatmış. Aldatmış çünkü şeyde e, üstünden böyle bir şey diyorlar mesela. Hiç yaşanmadı öyle bir şey falan filan yok. Tamamen şey o dönemler çok zor geçti. İşte o dönemleri zor atlattık. Bu haberlerle nasıl başa, başa çıkacağımızı bilemedik falan filanlar konuşuluyor çünkü. Aynen Or orada çok belli ettiler. Ama şey çok hoşuma gitmişti. Kapıyı açıp hala birbirlerine laf sokma. Şey değil mi? Şey, ee, <laughs> baban seni Tabii. ilkokulda hangi arabaya bakıyordu? İşte kahve makinesi fiziğiyle ilgili <laughs> şeyler. Onun işte babanın, babanın araba koleksiyonu ile ilgili yaptığı göndermeler. Ama abi bence çok iyi götürdüler yani. futbol Bu kariyeriyle o evliliği götürmek gerçekten zordu. Yani Madrid'e gidiyor. Victoria Madrid'i çok seviyor. Madrid'deki performans açısından eleştiriliyor adam. Çünkü Madrid'e gidiyor ama Figo'nun oynadığı pozisyonda Figo oynuyor. O iç orta saha gibi Aynen. Orada bek bir dalga var. oynuyor. Var. Sağ Tabii, bek bile oynuyor. Sağ oynuyor ki orta saha yok yani takımda. Hani falan göndermiş. Tabii. O Galacticos projesi sebebiyle Madrid'in çok kötü sağ kolları aldı. Ronaldinho'lu Barcelona'ya denk gelen dönem. Arada bir karar bence çok erken davrandı. Amerika transferinde 2007 yılı. Aha, e, çok erken gitti. Yani Avrupa'da biraz daha oynayabilir. Zaten oradan sonra hemen tekrar kendini Milan atmak istedi ya. O Milan takımına daha önce gidip de en sonunda Galaxy'de MLS'de kariyerini sürdürebilirdi. Bir ki orada bir zamanlama hatası yaptı. Ama hala mesela belgesellerde de gördük. Paris'teki o ağlaması, gözyaşı. Vedası. veda Vedadaki o göstermiş olduğu hala futbol olan tutkusu. Ve Victoria'nın oralarda ona destek olması çok güzeldi. En iyi frikikçi miydi Beckham? İlk üçe sokarım. Üç kesin. Bir yani. bence Juninho. Kesin. Bilmiyorum ya sanki bakım daha çeşitli frikik atıyormuş gibi geliyor bana. Karşılaştırdığı. Kenardan kesme kullandığı için belki de. İllüzyonu vardı. Yani yakını var, uzağı var, geniş açısı var, dar açısı var. Tabii. Ee, i̇şte yerdeni var, havadanı var. Bir de topun gidişi çok cezbedici abi yani. Ve o şey o vururken makası, ki o tabii. şey vücudunun tabii. aldığı tabii. eğim falan falan çok Aya iyi. ayağın yani. o vermiş olduğu eğimi göstermesi. Çok iyi. Abi sana şeyi soracağım ya. En sıkıntısı ne biliyor musun? Herifin hala çok büyük bir arzu nesnesi olması. Bunu daha önce bir programda daha konuştum. Yani Beckham'ın oğlu olmak ben hiç istemezdim ya. ya. Abi baban 50 yaşında tamam mı? <laughs> Ve kenara bıraktığı şey kadar olamıyorsun yani. Tamam işte hep büyük figürlerde o var be abi. Juan Croft, Jordy Croft örneği vereceğim. Burada da mesela evet. babam iki George Hacı yani Hacı. Ama şey o biraz daha yetenekle tabii. alakalı. Bu işte, benim dediğim bayağı fiziksel ha, artık tabii yani. Tabii ya o tabii, tabii. Hiç ellemeyeceğim şey yani. Tabii ya, o aynen. Çalışarak atır çalışarak Hükel. olmaz da hani çalışarak tabii. belki bunu bir şekilde kapatırsın kapatırsın da. Ya yani bunu nasıl kapatacaksın arkadaş? Heykel heykel gibi abi. Ya şeyleri o oldu. Türk dizilerinde de mesela örnek vereceğim. Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ'yla Aşkı Memnu'yu çekti. Evet. Sonra Engin Öztürk'le Fatma Gül'ün suçuna ne de oynadı. Mesela oradaki dört tane şu an hala piyasanın iyi can oyuncusu var ama hiçbir Aha. zaman yanında Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir figür olmadı. Öyle bir şey olmadı yani Tabii olmadı. hissiyat yaratmadı. Olmadı. de Engi, yanılıyorsam. Engin Akgürek. Engin Akgürek de oynadı ama hiçbir işte bu zaman hani bugün bile Kıvanç Tatlıtuğ'u Beren Saat oynadığı zaman herkes Kıvanç'la beraber hala ne kadar yakışıyor diyebiliyor. Hala büyük bir yani, ses getiriyor. Arzu, yani. arzu nesnesi olmak ayrı bir şey abi. Yıldız tozu diyoruz ya o işte. İşte Beckham'da da o felaket var. Ya benim babam Beckham olsaydı gerçekten 15 yaşında falan şey yapabilirdim yani. Hani sokağa çıkmaktan vazgeçebilirdim yani. Evlilikte onlar kraliyet herhalde değil mi? Dün, dün, dün işte bak orada bile abi bir plan var ya. Yani evet. Victoria her, hayatın her şeyini planlıyor şu an kadın. Ve sıradaki sansasyonel aşkımız Sergen Yalçın. Aslı Sarı. Bizi izleyen Z jenerasyonundan arkadaşlar çok bu aşka hakim olmayacaktır bence. Ama şey diyebilir yani Sergen Yalçın neden evlenmedir diye arattığı zaman evet. karşılığında alacak sonuç Aslı Sarı ile olan birlikteliği. Bence Sergen Yalçın'ın futbol hayatını çok daha uzatacak, çok daha disiplinli yaşayacak. Daha çok bence hani bir araştırdılar, almadılar. Var o ya, zamanı, bir araştırdılar. Mini. He, mini hikayesini daha da bence dönüştürecek kişi Aslı Sarı'ydı. Çünkü Sergen Yalçın'ın futbolculuğun olsun, gece hayat olsun hep haşarı dönemde. Hatta kendileri diyor ya Fatih Altaylı'ya katılmıştı. Ya ben Galatasaray'da oynuyorum diye mesela. Faruk Şiran Anası. Faruk Şiran Anası. Kız arkadaşımla gittik. Allah dedim diyor başkan burada falan. Geldi bana içki ikram ettiler diyor mesela. Evet. Çok, çok şaşırmıştım diyor. Bir şey şarap göndermiş. İşte o yanındaki han hanımefendi Aslı Sarı'ydı evet. o birliktelikte. Yanılmıyorsam 4, 4 sene beraber e, geçti. 4 sezon diyorum. 4 <laughs> 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 <Dört> sezon. 4 <laughs> <laughs> <Dört> sezon. <laughs> Sanki şey ya. <ha. gülüyor> Muhteşem yüzyılı. <laughs> 4 sene beraberlik sürdü. Kafayı hem özel hayattaki düzene, e, düzene, ye, bir evlilikte acaba futbolumu daha yükseltir mi hem de futbol oynamaya daha çok fokus işte bu bildiğimiz konular, at yarışı vesaire konuların dışında Sergen Yalçın'ın gerçekten yapmış oldukları zaten bir yerde hani Beşiktaş'taki şampiyonu Galatasaray'daki başarısı, galsları gruplardan çıkarma evresi hı hı. var. İzler ama daha fazlasını veri diye düşünüyorum. Tabii bu birliktelikte de Televole yine günümüzün hayatında önemli bir etkendi. Özellikle Sergen ne yapıyor, nereye gidiyor? magazinciler şudur budur. En büyük magazin malzemesiydi Televore'nin. Bazen okuyorduk ya yani As, Aslı'yı bile hani Aslı Efendi bile atlatıp da tabi Ya tabii şey demiş abi ben şeye çok gidiyorum ya. Beşiktaş tesislerine geliyor mesela. Aha. Şey diyor. Kapıdaki güvenliği bağlamış. Sinan İngin diyor ki geliyorum diyor Sergen'in arabası diyor. Tesis de sabah 8'de 9'da. Ulan dedim Sergen'e bak ne kadar saatli giriyor. Meğersem geceden gelmiş. Alemden gelmiş. <laughs> demiş ki ben sorarlarsa sabah 8'de 9'da geldi. Değil <laughs> Gece oraya yatmaya geliyor Tabii değil de, mi? Yatmaya geliyor. Klasik Sergen Yalçın. Ee, ama Türk futbolunda hakikaten e, en yetenekli futbolcu gelmiş geçmiş bence. Kesinlikle. Tartışmam kesinlikle. yani buna. Ve sıradaki sansasyonel aşkımız bu sefer Global. Pike ve Shakira. Çok enteresan bir aşk. <laughs> Tam Türk işi değil mi abi yanıtlar çok, falan? Çok Türk işi ya. Yani gidişat çok iyiydi. Tam Türk işi işte. Gidişat çok iyi ayrıldıktan sonra tabii, tabii. herkesin birbirine laf soktuğu. Bütün böyle şeyler yere ya. Toksikleşen <laughs> o ilişki işte yani. Önce Şakir'in... Ne aklına geliyor? Tivingo. Tivingo değil mi? Evet. Şey yani, var mıdır peki orada sence? Reklam viral, mı? Viral işi. Yani varsa da helal olsun derim ya. Demin hani çok iyi bunu de. tasarlayıp bunu bir reklama döndürmek bir şeyse plan dahilindeyse o kadar helal olsun. Kimse pazarlamacısı, bu işin PR'cısı helal olsun derim yani. Bilmeyenler için söyleyelim. Şakir'e bir laf sokan bir şarkı yapmıştı. Ferrari'den indin, Twingo'ya bindin gibi bir şarkı yapmıştı. Ee, sonra Pike'de antrenmana o şarkı çıktıktan sonra antrenman Twingo ile gelmişti. <laughs> ya, bu nedir be? <laughs> yani unuttum boyunu, posunu, arzunu. <laughs> Sen de kendin gibi bir şerefsize ya. <laughs> Demek ki oralardan alıyormuş bir şarkı. <laughs> yani koca Shakira Demet Akalın oldu yani. Ya bu Güzel ilişkiler şarkılı. ama hakikaten iki tarafta eriş bence win-win'de. Hem Shakira winde, hem Piqué winde. Kesin. Piqué zaten abi hiçbir şey yapmasa bile zaten Dream Barcelona'nın stopeliydi. Evet, evet. Puyol'la bir beraber. Bir tek şey eksikti. Shakira'nın bir adaşım var. Onun saçını başına yolacağım açıklaması eksikti. <gülüyor> <gülüyor> deme deme vardı ya. <laughs> ya çok benzer olaylar. Abi ya. Hakikaten şey yani Şakir bizim hani Pike'yi zaten tanımazken topçuluğunu daha gençken Şakir'in Türkiye'ye gelmesi Cem Uzan'ın tabii işte, tabii o işte Cem Uzan'ın dansı hele ona gelmişti değil mi? Kral TV videomuz şey, gördü 2002. Evet doğru doğru. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Fatih Hoca'nın jüri, jüri oldu. Fatih Hoca'nın jüri oldu. Fatih Hoca'nın jüri <laughs> oldu. şey çok iyi Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ın yanında Çaycı Hüseyin'le şey <gülüyor> oturuyor. Hayır. Bu dejemdi ya. Ve e, sonrasında bu ödül kazanıyor Şakir'e ve ödülü Sergio Ramos veriyor. Yani ihanet <laughs> Kardeşimiz hangi tiyatronun içindeyiz yani <laughs> abi o hakikaten orada biraz daha hesaplaşmalar sert dönüyor ya. Oradaki hesaplaşmalar daha meydan okuyuş şeklinde düzenleniyor ya. Türkiye'de böyle bir şey olduğunuz sen abi. Bu mesela bu ödül hesap kitap üzerinde mi verilmişti? Sergio Ramos versin kardeşim Real Madrid işte <gülüyor> ezeli <gülüyor> Rakip falan onun stoperi versin falan öyle bir şey var mı? Senin? Vardır abi. Kesin vardır, vardır değil mi? Vardır. O biraz daha sert. Tamam, Amerikan işleri aslında. Tabii böyle. tabii. Her türlü herkes kazanıyor burada. Herkesin evet. işte nasıl söyleyeyim ne derler ona. Türkiye'de bir YouTube kanalında şu an Heh. Ramos, Shakira ve Pique konuşuluyor yani. Tabii tabii. Herkesin işte dikey değer diyorduk öyle bir şey diyorduk ya. O tür, o tür işlerde şeyle hesaplanıyor yani. Evet. Aranması, taranması vesaire, hesaplanıyor yani. Marka değerini yükseltme. Aynen öyle. Ve sıradaki sansasyonel aşkımız. Kıyıcı seni 98 yılına götürüyorum. <laughs> Ebru Gündeş'in bir albümü çıktı. Sen Allah'ın bir lütfusun. Ve bu şarkıya bir klip çekildi. Bu klipte hangi Fenerbahçeli futbolcu oynadı? Uçe o okay, küçük bu. Evet. Deniz Uygar. Türk <laughs> ismiyle. Aynen. Ve Ebru Gündeş, Uça aşkını konuşacağız. Peki ben bir hemen televole giriş yapayım tamam. mı bu programı özel? Tamam, gir. Az sonra... Hükle savunmanın kapısını kapatan Fenerbahçeli futbolcu kalbini bakın kime açtı? <laughs> <laughs> Uç de böyle hemen şey var ya sanki belli olmuyor. Aynen <laughs> aynen sanki hiç belli olmuyor. Aynen. Ve Ebru Gündeş'in normalde aslında hem şey demir attığım yalnızlığı, hem işte Tanrı misafiri falan filan biraz daha böyle çıtı pıtı genç bir kızın imajında evet. devam ederken bir anda Sen Allah'ın bir lütfusun'la daha böyle biraz daha frapan bir imaja büründüğü bir şeye döndü. Şarkının İş. girişi peki çok özel değil mi abi iyi. Çok iyi. Çok Kerem Ökten yazmıştı sanırım şarkıyı. Yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Evet ve çok iyi bir intro ile başlıyor. Ve o intro sonra çok iyi bir şey. Bu şeyde klipten edinmiş. hiç para almadı diye hatırlıyorum o klipte. Tabii. Klipte daha büyük bir şey var. Konuş <laughs> çok konuşulan bir detay var klipte <laughs> o zaman. Daha anladım. Bu <laughs> şey daha işte siyahi bir arkadaşımız. Ebru Gündeş'te... Kumral. Kumral ama klip de çocuk yani hani şey onların çocuğu olarak canlandırılan çocuk da bildiğin Danimarka çocuğu gibi bir çocuk yani sapsarı. Ya böyle platin sarısı falan saçları var. O zaman şey demişlerdi işte. Çocuk hökden mi falan demişlerdi. <laughs> Tam böyle Mehmet Ali Erbil'in <laughs> Zonguldak'ın <'ın> zonsu diye. <laughs> Ebru Güneş'e sıkıştıracak konu. Dobrovski. <laughs> Ama abi şeyi hatırlıyorum hakikaten. Gündeme bomba gibi düştülerler şey ya. Şeyi hatırlıyor musun? Tele yine. Ebru Gündeş Antalya Spor Deplasmanı'na gidiyordu. Bir bir beraber kalıyordu Antalya Spor'la. Artık oha bunu da hatırlıyorsam Allah beni bildiği gibi yapsın <laughs> yani. bir bir... Bunu araştıralım bu arada Hasan. Ben şimdi burada... Doğru mu hatırlıyorum bu arada? Sen şimdi haberi yapıyorsun. Ben şimdi Aha. bir tane müzik girsem burada telif yer miyiz? Tam, Söyle. Sen şimdi... Çok kısa girebiliriz belki. fener puan kaybetti dedin ya. Ben şimdi hemen Aha. abi burada giriyorum bak tamam. şimdi müziğe. Hemen. Yıkılacaksınız ama. <laughs> çok kısa girersek bir şey olmaz bu Şimdi burada şey dönüyor. Fenerbahçe deplasmana gitti umudunu bulamadı. Aha. Şimdi uça yürüyor. Metin bir falan yürüyor <laughs> burada. Karlı ama milletin kafasını öldüren berabir Fenerbahçe'li taraftarlar isyan ediyor. Şey, fayanslara Bak. falan vuruluyor. Burada şimdi şey betere geliyor. <gülüyor> 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 Ve bir bir. Kalınan Antalya Spor'da lasmanına gitmişti. Bak bu setup falan değil ha. Bunu kafamda direkt şu an evet, evet. anlatırken kurguladım ha. Bu arada gerçekten şunu da söyleyelim. Yine çalışmadık bu arada. Tabii hiç 0. çalışmadık. Sadece isimleri belirledik. Aynen. İsimleri belirledik ve oturduk. Aynen öyle. Ve böyle bir tane çiçek uzatıyordu. Bu da kalbimin çiçeği bu falan diye böyle bir... Vallahi bulursak koyalım onu Hasan. Ama var mıdır YouTube'da bilmiyorum. Ama şey görüntü gözüme geliyor yani. Ve şey bir bir kalıyorlardı. Sonra işte şampiyon olacak inanıyorum falan diyordu Ebru Gündeş. Sonra ayrılıyorlardı. Abi o dönemde Fenerbahçeli şarkıcılar Galatasaray'la birlikte yani hayatındaki erkek arkadaşı Galatasaray ise Galatasaraylı gibi de oluyordu. Doğru. Mesela doğru. yani uçağı atıyorum Beşiktaşlı olsaydı Ebru Gündeş'in o dönemki birlikteliğinde Beşiktaşlı gibi de oluyordu. Kesin, kesin, Yani hatırlam Mahsun Kırmızı Gül, Seda Sayan olayında Seda Sayan, Özcan Deniz, Sayan, Galatasaraylı, Özcan Deniz, Fenerli. <laughs> O dönem o tür şeyler çok vardı ama dediğin kesin hatırlıyor gibiyim. Şimdi evet, evet. müzikle birleşince görüntü tam gözümün önüne ama geldi. Ama bence Türk Magazin'in futbol bağlamındaki en büyük olayıydı bence. <laughs> Birliktelik açısından. Tabii tabii tabii, tabii 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 tabii. En büyük olayıydı. Tabii. O zaten o dediğin gibi Ebru Gündeş'in kabuğunu kırdığı kesin. Olay odur yani. Ondan sonra zaten Dön ne olur albümü işte talihsiz bir beyin kanaması. Evet, beyin kanaması. Bu da dünya tarihinde yani. ilktir. Canlı yayında beyin kanaması beyin kanamasını, Evet yani yanılmıyorsam doktorlar bunu üniversitelerde anlatıyor geçmiş yani. Doğru. Bu, doğru. Yani incelemeye alınmış, incelemeye alınmış o. alınmış bir durumda. Tabi ama o döneme çok konuşulan aşklarından biriydi. Özellikle Krip çok ilginç detaylar da var yani. Evet. O <laughs> klibi de mutlaka izleyin. <laughs> Ve sıradaki sansasyonel aşkımız Irina Shayk Cristiano Ronaldo. Abi burada da gene Ferguson'a gelecek konu ama. Evet. 2009'da Ronaldo müthiş bir bonservis bedeniyle Real Madrid'de imza attı. 2010'da Irina Shayk'la tanıştı. Yani United'dayken bazı <laughs> sinema filmlerine ya ona engel olduğu için kontrol altında olduğu için eee hayatına girdi ama onlar da çok kötü ayrıldılar. Dediğim gibi her şey yolundayken gayet iyiydi ama sonra Irin açıklama yaptı. Ronaldo beni defalarca aldattığını emindim ama sustum gibisinden. Çünkü Ronaldo'nun hakikaten Madrid hayatında da bu tür haberler çok çıkıyordu. Futbolcular hiç sirayet etmiyordu yani takır takır santrafora evrildiği dönemde. Yani, yani her aynı. her daim makineydi. Tabii tabii. Yani. O bir yol seçti kenar oyuncusundan santrafor 9 gibi oynamayı seçti ve hep Messi ile o gol kabuğunu kırdılar ya 35 40 evet. 50'lere giren yolda 70 ee, vardı ya Biz Tabii tabii. Tabii, 70... tabii. müthiş 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 Messi'nin miydi ses, 73 golüm vardı Messi Messi diyebiliyorum. En zirve Messi ama evet. çok yakınlardı hep birbirlerine. Şöyle düşünüyorum mesela abi Ronaldo için o birliktekten sonra işte fazla sansasyonel bir aşk yaşamadı. Hani bu Doğru. en son Georgina ile yaşadığı Netflix belgeseliyle gündeme gelen bir de Yanılmıyorsam böyle hayatına döndü. Irina'nın anında hayatına Bradley Cooper girdi. Evet. Bradley İlk Ronaldo'dan sonra Bradley Cooper hayatına girmişti. Tabii manken de çok popülerdi o zamanki 2010 konjektürünü düşününce. Ya tabii, o, o dönemin en şey tabii, mankeniydi tabii. yani en gözde mankeniydi. Tabii tabii ya yani işte bir dönem Naomi Campbell nasıl 90'lardayken bu arada Adnan Başkan'ın da Naomi Campbell'la haberi çıkmıştı Türkiye'ye geldiğinde 90'larda. Başkanım <laughs> Nami, Campbell'la adı çıkan ünlü Türk kimdir? Adnan Polat, Nami Campbell. İkisinin fotoğrafı yok ama öyle yine bir Bilgiye bak. Bilgiye bak. Bak bu bilgiyi yemin ediyorum başka hiçbir yerde bulamazsınız. Daha ne istiyorsunuz ya? Bu bu adamdan daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Onu hatırlıyorum abi. Ama tabii Messi'nin hikayesi daha şey geliyor abi ya. Orada hani çocukluk aşkı eşiyle beraber. Orada bir detay var biliyor musun? Biri yazmıştı. Senelerce Messi'yi reddetmiş de. He. Evet öyle ee, Messi biraz daha ünlü futbolcu olunca geri dönmüş falan filan. Öyle bir durum varmış Yiyorlar. yani. Ama onu biraz araştırmak lazım. Ah abi. kadınlar ah <laughs> kadınlar. onu bir araştırmak lazım. <laughs> Messi'nin de çektirdiklerini konuşacağız. Evet. Ve sıradaki sansasyonel aşkımız bir sadakatin simgesi bir adamın sadakatsizliğe uğramasıyla alakalı. Totti Brasi. İnanılmaz ya. Bak söylerken böyle böyle bir tüyüm. Tüyler diken diken, Diken oldu. Diken oldu. <laughs> Abi. Ya şey çok kötü değil mi yani? Bir gerçekten hakikaten sadakat denen şeyin simgesi bu adam. Dünyada. Tabii. Ve bir spor hocasına kurban gidiyor. Ve o spor hocasını da <laughs> de, dedik, dedektif gibi takip ettiriyor Totti. Ondan sonra evet. başka kişileri de buluyor. Blesse'nin hayatına giren. Evet. Ee, ondan sonraki süreç de çok iyi. Yani Roman'ın ultras türbünü. Fellik fellik adamı arıyor falan abi böyle yani. Kentte. Bu herif kim şekli arıyorlar. Harbiden arıyorlar böyle yani bir ekip kurmuşlar team gibi. <laughs> Manga takımı kurmuşlar. Ama abi Totti gibi oyuncunun yani sarakatiyle dünya futbolundaki bloklara, dergilere, işte müthiş pankartlara, sopalı pankartlara konu olmuş bir adama yapılacak. Bu hikayede 12 yıllık yani iki çocuk ardından mutlu bir yaşam artık emeklilik dönemi Totti'nin evet. oraya gelmişken. Çok hayatındaki evreyi çok değiştirdi. Aynı mesela benzer örnekler de var. Kasiyas'ın yaşadığı gibi. Ee, ama yeni yeni bazen şey görüyoruz mesela işte Türkiye'deki haberlerden bilhassa kendini buluyor. işte evet. yorumculuk kısmına eğilmeye çalışıyor. Roma ile ilgilenmeye çalışıyor. Totti önemli bir figür abi. Yani der Messi'ler abi işte her şeyden ha, önce aynen, aynen. <laughs> bizim programın adı <bayırız. gülüyor> <laughs> Ama bu olay da şeyi gösteriyor. Hakikaten insanı vezir de eder, rezil de eder derler ya. Yani böyle bir böyle bir figüre karşı yapılması çok elim bir hadiseydi. Çok kötü ya. Yani şey bile yani kendi kariyerine de ya yani hiç seninle alakası olmayan bir şey senin kariyerine zarar veriyor düşünsene ya. Tabii, tabii. O çok sıkıntı. O yüzden sevgili hanımlar beyler hayatınızı aldığınız insanlara dikkat edin. Tabii. Ya yani nasıl dikkat edeceksin ki 10 sene sonra şey olmuş yaşamış bu. Bir adam. daha abi da hani fizik fizik çalıştırıcısı diyorsun ardından şey çıkıyor ya. Başka başkaları çıkıyor yani sarmala girmiş. Ve adam Roma'ya teknik direktör mü olsa diye baskı yapılan bir adamken hayatını başka bir evrede buldu. O noktaya geldi. Bir yani. anda depresyona giriyor. Tabii tabii. Her şey elini etini çekti çiftlikte falan yaşadı bir süre. Öyle hatırlıyorum. Evet. Bayağı sıkıntılı bir süreçti onun adına. Ama bunu sonrasında Blasi'ye de sorduklarında Blasi diyor ki Totti de beni aldattı diyor. Yani ben o, o, önce o aldatmıştı diyor mesela. İşte o da şeye belki gitti. Bir gecede üç kızı gezdim ama Roma'yı hiç aldatmadım dedi ya. Ha. Ben onu belki nafaka mafaka muhabbetlerinden... <laughs> Böyle, açıklama da yapamadım kardeşim. O da kendine para üzmüş. Tabii bu konuda abi bizi dünyaya sirayet eden, basına yansıyan konu Tottenham'ın adı altında olduğu için böyle konuşuyoruz. Evet, tabii. Yoksa tabii. yani biz ne hakimiz, ne hakimiz Ya aldık. şimdi gidip Bilesi'ye dinleyecek yani... halimiz yok. Bacım gel bir anlat bir, bu işine. Bir Bir sözü varsa haftaya bağlansın <laughs> bura. <laughs> cev cev cevap hakkı doğdu yani. <laughs> Bilesi hanım eğer isterseniz haftaya yap. <laughs> bu ne biçim hikaye böyle canlı bağlanabilirsiniz. Eee biz de herkese eşit dinleriz. Tabii canım. Evet. Ve sıradaki sansasyonel aşkımız Tanju Çolak, Seversin sen. Hülya Avşar. <laughs> ne diyorsun sen şimdi buna? Çok enteresan. Biliyor musun bilmiyorum. Sen kesin biliyorsun zaten de. Bir tane peçeten vardı benim. He, Hülya Avşar'ın evet. rujuyla öpüp benim <gülüyor> <Banırda>. <gülüyor> benim adıma imzaladığı bir peçete vardı. Sonra bir eski sevgilim tarafından çöpe atılmıştı. <laughs> yani sen kayboldu denmişti ama bence çöpe atılmıştı yani. <laughs> Ama şeydi yani Hülya benim için yeri ayrıdır. Güzelliği açısından söylüyorum. Tanju tarafını ben de ele alayım o zaman. Prime Faneyele Hülya Avşar. Kariyerindeki yıl mı? Yıl ben, olarak mı? Prime Hülya Afşar. Daha o figürlerde got mudur? Gottur tabii canım. Kesin. Berlin'in Berlin ders tutarım abi. <laughs> <laughs> Berlin'in Berlin deyip susmak lazım. Zaten. <laughs> ben biliyor musun Berlin'in Berlin'le ilgili cenazere şey yaptım bir gün diyem attım. Abi evet. dedim sen dedim çok sevilmeyen bir karaktersin yani. Ama dedim bu filmde nasıl oynadın sen dedim o şeyi falan. Adam benimle sanki 10 yıldır ahbap gibi <laughs> şöyle yaptı. Sinan Çetin'le Hülya Avşar'ın dedi aklı durdu ağzımdan mermiyi çıkardım dedi. <laughs> Doğaçlama yapmış hani eve Thomas giriyor evden atmaya çalışıyor Hı -hı. falan o sahnede. Ama abi Prime yavşarını hakikaten 90, 89, 90, 91, 92, 93 evet. hatta 94 Süper Yıldız lise oynuyordu. O o dönemler zirvesidir yani o izlediğim kadarıyla. Ve hep polemiklerle, sansasyonel Tabii. hareketlerle anılmıştı. İşte şey güzellik yarışmasında birinci oldu ama evli olduğu ortaya çıkınca Tabii. geri aldılar. tacını teslim eden Çünkü ben ergenle sürekli yaşadıkları polemikler vesaireler. Ya Tanju Çolak açısından bakıyorsun şimdi mesela. Yani böyle bir figür var. Türk sinemasında hakikaten oyunculuğu çok iyi. Güzelliği zaten dillere destan. E, yükselen bir değer. Tanju olarak Avrupa gol kralı. Evet. Galatasaray'dayken Yavşar'la beraberliğinin başladığı dönemde Fenerbahçe'ye astronomi paraya transfer olmuş. Gitmek istemedim, gönderildim demiş. Üstüne üstlük üç hedef var. Benzin istasyonu, Gülay Avşar'da sevgili olmak, Galatasaray'da oynamak. Evet. Yani benzin istasyonu, Mercedes'te diyorlar ama benzin istasyonu diye biliyorum özellikle. Ben de Mercedes diyelim. Mercedes, yani Mercedes diyelim. O da başına zaten sonradan iş açtı. Galatasaray ve Hülya Afşar 3 şerefe de ulaşıyor. Tabii burada basının atladığı olay o dönemki yasak aşk. Tanşı olan tabii. o dönemki evliliğine etki etkisi. Yani o dönemin Türkiye'sinde bu tabii çok şimdi günümüze göre çok daha başka karşılanıyor. Yani aklına dava açılıyor. Magazinciler peşlerine takılıyor. sabah kadar evlerinin önünde yakalamaya çalışıyorlar. Tatillerde şurada burada. O dönem magazinleri öyleydi ya. Abi şimdi ne spor yani. De. müdürü dedi yani. Evet. O adamlar işte Serhat Uğurayanların falan muhabir olduğu dönemler. O dönem öyle bir dönemdi yani. Ya şey yani gerçekten pre pre Prenses Dayana'yı kovaladıkları evet. gibi burada da kovalıyorlardı tabii, tabii. yani. Çok Fulham, acımasız Fulham da Başkanın ne değil mi? Dolly Alfayet evet. olayında da aynı şekilde. Şeyde mesela hatırlıyorum ben abi Fenerbahçe'ye gittiğinde kötü bir istatistik yapmıyor. Bir 26'yı bir 28 gol atıyor. Doğru. Ama hiçbir zaman Galatasaray'daki namı, şanı, şöhreti olmuyor. Evet. Davalarla uğraşıyor. Bu mevzudan dolayı yasak aşk muhabbeti yüzünden bayağı sıkıntı yaşıyor. Magazinler işiyor. Ama sonra ayrılıyorlar mesela. Bak bugün bir konu olsun. Bir magazinci mesela görüşmek istesin tanışçılıkla. Hala o günlere dair bir şeyler söyler. Söyleyecek çok şey vardır. Hülya hep sustu mesela. Evet. Hiç, hiç konuşmadı. Hiç konuşmadı. Hani hani tanışçılık şeyi bile demişti hatırlıyorum. Oğlumun Zehra ile evlenmesini isterim falan demişti. <laughs> Böyle bir, böyle bir çıkış yapmıştı yani saçma bir şekilde o dönemde. Ama Hülya Avşar'ın da şeyi düşününce mesela o süreci yönetimi de iyi abi. Sonra hemen işte Kaya Çilingiroğlu beraberliği, tekrardan gitme. işe, işe evet. yoğunlaşma, evet. müthiş bir çalışma, işte sahne, film, dizi, işte klipler ardı, klipler ardı ardına, show, show işini daha çok, show business işini daha çok arttırma. Türkiye'ye ama... hamuru getiren kadın diyebilir miyiz? Tabii daha. <laughs> hamurla... Sevdim klibinde. O hamırlarda sonra sıkıntı oldu galiba ama... <laughs> o havalarım bir vergi problemi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bugün ama bir de... kliple bir arabayı ülkeye soktu yani. Tabii mesela. soktu. Sevdim ama... klibiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Kumsalda sürüyordu hamuru. Siyah bir hamur. Sevdim klibiydi ya. Sevdim değil abi. Bir öncekiydi. 98. Hemen bakalım. Vara gidelim. Vara gidelim evet. Ve vara gittik. Varda sonuç aradın mı? Aradım mı? evet, aradım mı? Yar senin derdinle bela mı arıyorsun? Aynen. Sonra sonralar da vardı o şeyde albümde ilmiyorsan. Ama abi dediğin gibi bir erkeğin arzun esnesi dedik ya Arzun esnesi de o dönem Hülya Avşar'dı yani. Tanış Çolak her zaman söyler yani bunu. Hiç yaşadıklarımdan da pişman değilim der. O da nasıl Çok... oldu biliyor musun? Bak bir şey benim o peçete mevzusu. Bir gün önce arkadaşlarımızla oturuyorduk yemekte. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel kadını kim falan diye muhabbet açıldı. Herkes işte biri bir şey söylüyor, öbürü bir şey söylüyor falan filan. Ben dedim ki, Ondan sonra ya nasıl olur falan biraz saçma falan dedim ki, ya yani. İkinciye aralarında dağlar kadar fark var. Sonra o masada oturan bir hostes arkadaşım ertesi günkü uçuşunda şeye denk Hülya Avşar'a denk geliyor. Ve bir gün sonra da benim doğum günüm. O peçete de benim doğum <laughs> günümü kutluyor bu arada. Fotoğrafını bulursak mutlaka koyalım. Hatta şey var yani peçeteye yazarken fotoğraf falan var böyle özellikle ruj sürüyor abi, falan. Abi bir de şöyleydi yani az önce bahsettiğimiz işte bu şov işlerinde her işte o dönem... Böyle hata geçtiği için alttaki tayfa hani özellikle sesi olmayan ve daha çok Hülya Avşar'a özenen tayfa evet. ona hep böyle laf atıp da ondan nemalanmaya çalışıyordu. Onun ağzından kendi ismini duyurmaya çalışıyordu tabii, her tabii. zaman. tabii. yüzde yüz o şekilde dediğin gibi hani konu olmaya çalışıyordu polemikte. Öyle bir dönemdi ve bugünden bakınca 90'lı yıllarda işte bu Tanju Hülya aşkının da meydana gelmesi şimdi olsa mesela topa tutarlar yani. Hani senin o go Avrupa evet. gol kralını şampiyon kulüplerde seni yarı finale getirmiş. Her zaman da şey derler yani bizim abilerimiz mesela diyor. Hülya ile ilişkisi olmasaydı Tanju'nun Galatasaray kariyeri daha uzun sürerdi diyor. Kesin. Çok etkiledi çünkü. Ama Hü Hülya nasıl bir figür olduğunu şöyle anlatalım. Zehra Bebek ilk doğduğunda hatırla Sezer Aksu'nun meşhur GMC GP ile almışlardı hastaneden. Sonra o GMC Jeep'in haberleri falan oldu. Kendi ayrıca. Kovalamayı hatırlıyor musun? O GMC Jeep magazincilerin kovalamasını. Zehra Bebek'in şeyini, hmm, tabii görüntüsünü alacağız diye. Tabii. Zehra Bebek'in doğum olayı da Victoria David Beckham gibi ilgi vardı. Aynen Türkiye'de. öyle. ya böyle Bayağı saçma sapan bir ilgi tabii. vardı yani. Elimizde doğdu Zehra. <laughs> 98'in Şubatı mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi. Yanılmıyorsam. 98'in Şubatı diye de tarih veremezsin. <laughs> <laughs> ya Kaya Çilingir'i onunla sorsan o bile... Şubat mıydı Mart mıydı ya Zeynep doğduğunda falan ben diyebilirim. Abi şey çok iyi ya. Bu şimdi yakalandı ya. Ferrari'yi diyor nereden <laughs> biliyorsunuz diyor. Ferrari'yi yeni mi aldınız diyor. <laughs> Ferrari'yi nereden aldınız? Siz tıkladınız? diyor Ferrari'yi nereden aldınız? çok iyiydi ya o gerçekten. Dünyanın en büyük gafları arasına girebilir yani. <laughs> Ve sıradaki aşkımız çok güncel. Şu an bütün Galatasaray taraftarlarının dilinde olan çok güncel bir aşk. En sona bıraktık. O kadar kolay bir aşk ki. Aslında güncel bir aşk ama senelerdir konuşulan bir aşk. Van Dana'da Maura, Emanuel, Icardi. Ne düşünüyorsun? Çok büyük bir aşk hikayesi bence. Getirdikleri ve götürdükleriyle Maura Icardi'nin vizyon açısından inanılmaz bir hikaye. Olumlu olumsuz anlamda hem Maura Icardi'ye hem oynadığı kulüplere hem taraftarına hem Maxi Lopez'e çok büyük etkiler bırakan bir aşk hikayesi. Belki burada en az etkiyi olumsuz anlamda belki Van Dana'da görmüştür. Tabii yani Maxi Lopez Sampdoria'da oynarken o takıma az santraforuyken yani Barcelona'dan sonraki kariyerine Sampdoria'da devam ederken Serie A'da Wonder Kid gelen Icardi. Icardi var. La Masia altı yanına alıyor direkt. Ve yanına alıyor. Arjantin'de Higuain'den daha büyük potansiyeli bir santrafor olduğu ve buradaki çok can yakacak oyuncu olduğu tiplemesiyle beraber tatillere gidiyorlar. Oradaki Şu yattaki fotoğraf. Yattaki fotoğraf. Orada kariyerini Icardi'nin daha yukarılara oynaması gerektiğini ona sirayet ettiren kişi Van Ara. Orada bir yasak aşk başlıyor. Sonra Maxi Lopez'le ile ilgili tabii işte ayrı davalar hayatındaki bir sona eriyor. Icardi'nin Inter serüveninde Icardi'nin kaptanlığa kadar yükselmesini sağlayan hedef koyan Van Ara, 9 bin euro maaştan 6 milyon euro maaş almasını sağlayan Van Ara. Evet. Ama bu Maxi Lopez olayının Messi'nin etkeniyle özellikle Messi ve Arsenal'daki Mascherano'nun da etkiliyle Van Ara'nın mevzusu sebebiyle Arjantin milli takımına önünü kesen Paris Saint-Germain'de dahi oynatmayan da Lionel Messi. Aynen öyle. Yani böyle bir döngünün içerisine giriyor. Hatta ve hatta bir Inter'de kaptanken Juventus'a girecek diyorlar Icardi için. O zaman hani Serie A'yı hmm. salladığı 25-25-30 attığı dönemde. 6 milyon euro maaşı 10 milyon euroya Inter'den çıkarttıran da ara. Yani Icardi'nin hayatındaki ekonomik anlamda anlamdaki etkileri, ekonomik değer açısından yükseltmesini sağlayan, Hatta onu Paris Saint Germain'e müthiş bir maaşla götüren de Van Ara Yani burada Kesinlikle. getirdiklerini söyleyebiliriz. Evet. Hem marka yarattığı markada işte kıyafet markası, Icardi'yi kullanması, manken olarak oynatması. Ama işte diğer yandan legasisini etkilen de Van Ara. Yani bugün geçen sene Dünya Kupası'nı alan Arjantin'in Santrafor'u neden Icardi'yi sorusunun cevabı da Van Ara. Kesinlikle Arar. öyle. Yani o yönden çok ilginç ama halen ve halen çok iyi marka değeri yönetiminde bir numara bence dünyada. Şu an Arjantin milli takımının deli gibi Icardi'ye ihtiyacı varken e Geçen sene Martinez'in kaçırdığı golleri düşününce özellikle. Ya gidemiyor olması çok üzücü bence. 2014'te Almanya final maçında Gonzalo Yugen'in atamadıklarını düşününce. Evet. Icardi'nin orada prime yılları Serie A'daki. Tam prime yılı. Çin... Ve şeyi hatırlıyor musun? Vanda derbisini. Tabii. Sampdoria Inter. Aynen. Maxi Lopez'in elini uzatmadığı Uzatmadı. maç ve 3-1 mi bitiyordu maç? 3 İki golü Icardi atıyor. Icardi atıyordu. E, ben de, ben de önle Burada önle da Icardi'nin yani tansiyonu yüksek anlarda ne kadar sakin kalabildiğini bize gösterdiği yer bence. Icardi'nin de kadına aşık olmasındaki bence temel sebep abi kadının inanılmaz derecede zeki olması bence. Evet. Çünkü Inter'in kötü yılları o dönem. Icardi'nin prime yılları ama Inter gerçekten çok kötü bir takımdı. Kondog diye öyle bir orta saha hiç edilgen kalıyorlar. Derbilerde iyi performans verse de çok kolay puan kaybediyorlar. Üçüncü, dördüncüler. Van'da şey diyor mesela. Birden açıklama yapıyor kadının o hafta İtalya'daki gündem olduğu konusu. Inter Juventus'a Icardi'yi satmaya çalışıyor ama şu takıma 8-9 tane iyi oyuncu alsın diyor. Ve İtalya kaynıyor yani. Kazan kaynıyor. yani bu böyle bir açıklamadan sonra Icardi'nin takımda kalması imkansız ve isim veriyor. Hani Perisic diyor bu takımda oynayacak bir oyuncu değil diyor. Yani bu şekilde açıklamalarla beraber gündeme bomba gibi düşüyor. Ve Bunları yaparken bir yandan da menajerlik şirketi kuruyor, onu geliştiriyor. Müthiş bir ağ kuruyor Van'da. Hal böyle olunca da tabii Icardi'nin oradan ayrılığı dahi ona bir artı getiriyor. Paris Saint Germain'e gidiyor. Ama her zaman şey var abi mesela Messi Ballon d'Or aldı. Evet. Yanılmıyorsam 7. Ballon d'Or'u. 7. Ballon d'Or partisinde mesela Icardi ile Van'da yoktu davetli. Herkes var. Neymarların olduğu kadroda. Herkes vardı. Icardi yoktu. Tabii Messi sonra bunu yalanlar işte biz. Organizasyonu biz yapmadık. yapmadık Bilmem ne? Senin haberin olmamasına, olmamasına bir imkan var mı acaba? Klasik. <laughs> biz yapmadık falan dediler de o yönden Messi'nin de bayağı hani Icardi'nin legacy anlamındaki başarılarına ket vurduğu bir dönemdi. O kesin. Yani Banda Icardi'ye hakikaten her türlü duyguyu yaşattı bence. Ama bence sonunda iyi bir hikaye çıktı ortaya ya. Tabii. Yani şimdi şu şu an Türkiye'de hem Icardi hem Vandanara çok çok iyi bir imajla İlerliyorlar bence. Başlangıcı kötüydü bu arada. Tam böyle işte hani Instagram'dan storyler vesaireler falan. Türkiye'deki yanlar, dönemde değil mi? Türkiye'deki ilk dönemi. Okan Hoca'nın yani, orada müthiş bir... Ona da geleceğiz. Yani ilk izlenim... Aha başımıza bela aldıktı Galatasaray Hı -hı. taraftarının. Hı -hı. Ama sonrasında hem Okan Hoca'nın inanılmaz bir iletişim becerisi... Ve olayı yönetme biçimi... Hem de kendilerinin de arayı bulması ve bu ilişkiyi düzeltme e, çabaları... Böylece çok enteresan bir hikaye çıktı. Şu an herkes için... Aşk adamı Icardi mesela. Tabii. Icardi'nin yani simgeyle o şarkılı etki alanını büyüttüğü, kütle alanını Türkiye'de büyütmesindeki şeyde bir an önce Van'da çok olgun davrandı. Evet. Yani orada hani başka bir kadın olsa ya hayırdır bu simge falan filan da yapabilirdi. Hani çıktılar beraber. Bilmiyorum belki de yapmıştır da. Yapmıştır de. belki de. <laughs> en azından kamuoyunda yaşamadılar. <laughs> Ama Zaniola mesela geldi buraya. Aha. Bekar bir oyuncu. Evet. Abi Zaniola bir geldi. Afra Saraçoğlu'na like. Burcu Özberk'e like. Baba... <laughs> Yani Icardi'nin böyle bir şeyi yok. Aynen öyle. Cenk şey, yani, sadece simgeye like. Tabii simgeye like. O da artık yani ha, hikaye, hikaye, hikaye belki, yazmışsın. Belki o şeyi çekerken hani aşkın olayımı söyledi ya geçen sene Evet. Kardeş. Van da belki çekti o telefonla böyle karşılıklı. Olabilir karşımı. olabilir. Yani onlar o marka değerini yükseltmeyi çok iyi biliyorlardı. Bir de Galatasaray'daki huzuru da biliyorlar abi bence. Hani Okan Hoca'ya bağlılık da Icardi'de var. Abi şey gibi Snyder'ın kafası bozuldu Mourinho 4 gün sonra git gel demiş seni böyle aynen, görmeyeyim demiş ya aynen. o Snyder ona UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandırdı 2009-2010'da. Döndüğümde Mourinho için ölecek kıvama gelmiştim. Yani, İkardi de evet. Okan Hoca için o aynen, geldi öyle. sırtını aldı zaten Ankara Gücü Deplasmanı'nda şampiyonluk başında. Şu yönden Türkiye'deki nitelik ve nicelik açısından yaşantılara hakikaten çok iyi yani bu Kesin. markalar da bunu gördüğü için işte şu anki Mücefer, yani Mücefer markası yakala. da bunu gördüğü için direk hani onlarla beraber yola devam kararı aldı. Bir problem yok. Yani böyle de olsun çünkü Galatasaray'ın yararını her şeyden Aynen, önce. Aynen öyle mi? Aynen öyle. Ki evet. Hani Türkiye'de uzun yıllar kalacak bir kontratı var. Yaşı hala 30 ve bugün bu adam sen de ben de bunu iddia ediyoruz özellikle her zaman Twitter'da Lewandowski seviyesinde falan yani. Kesinlikle. Yani yetenek Henevi'de... yetenek seti Lewandowski seviyesinde hiç aşağı kalır bir yanı yok. Bitiricilik konusunda hatta belki evet. aynı olabilirler yani. Tabii. Sadece gibi. hani Tayyip Erdoğan'ın videosu var ya. Ne evet. diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor fakat kilosu biraz fazla. <laughs> fakat, <laughs> fakat kilosu biraz fazla. <laughs> biraz bir 5 kilo vermesi lazım babanın o kadar. Hayır <laughs> Ama son dönemde vermiş gibiydi ya. Biraz verdi abi. Geçen sene Fenerbahçe derbisi öncesi bir foto düştü. Evet. Beni gördün mü? Ha evet. İnanılmaz abi ya. O dönemlere geri dönmesi lazım. Tabii Dünya Kupası'ndaki bir aylık arada feci, feci olmuş yani. Evet. Orada şimdi sürede yok. Bakalım nasıl olacak? Bakacağız. Evet Kıyıcı ağzına sağlık. İnanılmaz Bu bölüm bir, bomba. İnanılmaz bomba bir program oldu gerçekten. Yani, Hakikaten abi. böyle şey yani hani tarihe geçecek bir program oldu bence. Şey ekleyelim mi abi gene? Hadi. Millet bizim atladığımız yok gibi zannediyorum ama varsa da Suriçülü sen ettiysek affola kafasındaki şudur, şu da eklenebilir diyeceği şeyler yani yazsın. Evet yorum yazsın. Dediğim gibi biz burada hani böyle Tabii. çok spontane isimler yazdık ve oturduk konuşmaya başladık. Aynen. Yani böyle bir özellikle hazırlık yapmıyoruz ki. Tabii. Hani buradaki sohbetin, muhabbetin doğallığını bozmasın ...natüralliğini bozmasını istiyoruz. Aynen. O yüzden biz böyle yaptık. Sizin de varsa aklınıza gelen... E, ...aşağıya yazabilirsiniz. E, bize de katılımcı olmanız çok iyi olur. Yine tekrarlayalım. Başka programlarda konuşulacak konu başlıkları için de... ...bize öneriler yazabilirsiniz. Ha. Hatta bunu yazmışlardı. Yazmışlardı. Biri yazmıştı bu programın konusunu... Ve onun üstüne şey yapmıştık. Tabii. Yani aklımıza gelmişti. Tabiatı genişletmek lazım. Tabii, tabii O yönden çok iyi. Çok da güzel geri dönüşler alıyoruz özellikle. Hani evet, evet. iyi ikili olduğunuz Harika akıyor. Hayır, Tekrar izlerim evet. abi diyenler de var. <laughs> sağ olsunlar. Ee, Görüş ve değerli fikirlerini ver, verirlerse bize paylaşırlarsa çok seviniriz. Evet çok seviniriz. Ve bu arada şunu hatırlatmak istiyorum videoyu izleyen abone olmayan kullanıcı yüzdesi biraz yüksek. O yüzden onu biraz azaltalım. Ve bu videoda kanala abone olmayı unutmayalım. Videoyu da kesinlikle beğenmeyi unutmayalım. Kıyıcı tekrar ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu ne biçim hikaye böyle Lan değil mi? Aldık. Abi mi ödeyecek? Gel baba.